Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbrek. Bugünkü dersimizde not defterim uygulamasına birkaç ek özellik ekleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi bir butona tıklanıldığında bütün kategorilerin diğer bir butona tıklanıldığında bütün notların silinmesi ve de yine iki buton ekleyeceğiz. Bu butonlar sayesinde de uygulamama şöyle 15-20 tane test amaçlı kategori ve not eklenecek. Şimdi bir önceki derste ben ne dedim? Provider'da bazı değişiklikler yapmamız lazım dedim. Tüm uygulamadaki tablodaki tüm verileri silmek için. Ama aslında gerek yok. Düşününce şimdi buradaki delete metodu çalışacak değil mi bir şey silerken? Buradaki bu selection argı ben buraya null geçersem bu o tablodaki bütün verileri silinecek anlamına geliyor. Yok eğer ID girersem de bu sefer bu selection ve bunlara göre ilgili kayıt silinecek. Geçen derste sadece selection argı null yolladık. Bu işe yaramadı. Çünkü ilgili selection'ı bulamadığı için hiçbir kaydı silemiyordu o sefer. Bu yüzden geliyorum buraya. Aslında önce şey yapalım. Şu not güncellidir, not sildir. Bunlar direkt database'e erişip işlem yaptığımız metotlardı. Gördüğünüz gibi. Bunları biz silelim. Bunlarla artık işimiz yok. Not oluştur. Bu şekilde şu 4 metodu siliyorum. Şimdi benim optionlarımdan tüm kategorileri sil deyince kategorileri sil metoduna tüm kategoriler diye bir parametre yollamışım. O da eksi 1'e eşit. Buraya bir ID, bir row ID olmayacak bir değer göndermişiz. Şimdi kategorileri sile bir bakalım. Ben burada biraz düzenleme yaptım. Buradaki bu selection ve argı dışarıya aldım. Ve eğer dedim buradan silinecek ID eksi 1 ise bunları null'a ata. Eksi 1 değilse zaten işlemler yapılacak. Aynı şekilde notları sil içinde ID ve argı dışarı alıyorum. Eğer buradan gelen değer eksi 1 ise bunları null'a ata. Yani eksi 1 demek ne demek? Tüm kayıtların silinmesini istiyorum demek. Şimdi bunları bir deneyelim. Benim buradaki gördüğünüz gibi bunları böyle yollamışım ve en sonunda da kategori göster ve kategori notları göster metotlarıyla o anki var olan bütün yapıyı görmüşüm. Buraya geliyorum. onCreate metodunda önce bir kategori ekleyelim. Kategori ekle. Daha sonra bir kategori daha ekleyelim. Şöyle iki tane hatta üç tane kategori ekleyelim. Şu kategori ekleyenin içine bakalım ne varmış. Ne yapmışız burada? Deneme kategori diye oluşturuluyormuş. Eklendi diye bir uyarı veriyormuş. Bu üç kere çalışacağı için üç farklı kategorim olacak. İsterseniz bu işlemden sonra bir ekranda kategorileri görelim. Kategori göster diyelim. Bütün hepsini görelim. Daha sonra aynı şekilde not ekle yapalım. Not ekle, pardon. Not ekle. 3 tane not eklendikten sonra da notları görüntüleyelim. Bakalım. Not görüntüle miydi? Göster. Bakalım doğru bir şekilde ekleme yapılıyor mu? Emülatörümüzü bir açalım. Gördüğünüz gibi henüz daha uygulama arayüzüne geçmedim. Böyle takılıyoruz. 4, 5 ve 6 ID'li kategoriler eklendi. Ve de bütün kategori listesi geldi. Şu an bunlar varmış. Şimdi notları ekleyecek. ID'si 8 olanı, 9 olanı ve 10 olanı ekleyecek. Ve de tüm hepsinin kategorisi deneme, ID'si 2 olan kategori. Şimdi bunlar burada dursun. Şöyle kapatalım bunları. Önce bir kategorileri göster deyip tekrardan var olan bir kategorileri görelim. Ve bir kategori silme işlemi yapalım. İki, üç, dört, beş, altı diye. Ben mesela 4 numaralı kategori sil diyorum. Buraya ben 4 geçersem ne olacaktır? ID'si 4 olan kategoriyi silmesi lazım. Bakalım. Sildikten sonra tekrardan listeyi alalım bakalım 4 numaralı kategori gitmiş mi? 4 numara burada var. Bir tane kayıt silindi. Ve 4 gitti arkadaşlar. Kategori silme ID'ye göre çalışıyor. Bunu da şöyle yorum satır altına alalım. Şimdi not ekle yapalım. Not göster yapalım. Önce notlarımızı bir görelim.
şey dikkatinizi çekmek isteyeceğim. 4, 6 ve 7 numaralı notlar ve her birinin kategorisi 2. Ben buraya geliyorum, notları sil diyorum. 4 numaralı ID'yi yollayıp tekrardan ekranda gösteriyorum listeyi. Şimdi bakalım. 4 ekranda. Sildi. 4'ün gitmesi lazım. Ve kategorilerine bakın, ID'si 2. Ben diyorum ki eğer ID'si 2 olan kategoriyi silersem acaba benim bu notlarım silinir mi? Buraya geldim. Önce kategorileri göster diyelim. Kategorileri sil deyip ID'si 2 olanı verelim. Bakalım notlarda bir değişiklik olacak mı? Dört numaralı kategori silindi. Bir tane ID sildi. Ve gördüğünüz gibi notlar boş geldi. Ben notları silmek için herhangi bir şey yapmadım. Neden oldu bu? Çünkü biz bunları tanımlarken, şimdi şurayı açarsak, neredeydi bunlar? Not defterim kontraktaydı. Foreign key olarak belirtmiştik ya. Not defterim neredeydi o? Database Helper'da mıydı? Evet. Burada foreign key olarak belirttiğimiz için siz bir notun bağlı olduğu kategoriyi silerseniz, mesela kategori ID'si 1 olan 50 tane not olsun. Siz o kategoriyi sildiğiniz anda o notların hepsi silinecektir. Öbür türlü ne olur? Data tutarsızlığı olur. Biz burada bu foreign key'i tanımlayarak bunun önüne geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Uygulama çalışırken ben buraya gelip tüm kategorileri siliyorum. 3 tane kayıt varmış, 3'ünü de silmiş. Boş değer verdi. Tüm notları siliyorum. Zaten tüm notlar silinmişti. Bunu da yine boş değer verdi. Şimdi bütün kategorileri ve notları silmiş olduk. Gelin şimdi şey yapalım. Main Activity'de iki tane daha menü ikonu oluşturayım buraya. Tüm kategorileri sil, tüm notları sil. Buraya gelelim, şunları copy paste yapalım. Tüm şöyle yapalım, test notlar, test notları şöyle yapalım, test notlar oluştur. Buraya gelip Alt Enter'a basıp bunu string klasörümüze alabiliriz. Şuradaki oluşturun sesini düzgün yazarsak sıkıntı olmayacak. Aynı şekilde bunun ID'sini 103 yapalım. Şunu şuradan kopyalıyorum. Test notlar demişiz. Test kategoriler yapalım buna da. Kategoriler. Test kategori oluştur. Tabii bunu nasıl yazalım? Tüm notları sil. Test kategorileri oluştur diyelim. Yine Alt Enter dedim. Test kategorileri oluştur dedi. Sabit değerleri atamış olduk. Bunlara geliyoruz Main Activity'de. Şimdi bunları burada silebilirim. Deneme yaptık, gördük. Şuraya geldim. Eğer dedim ID, yani menü, tıklanılan menü öğesinin ID'si r.id nokta action test kategoriler ise bunları yap. Return true. Veya ID eşit ise action test notlar ise, yani not test notları oluşturacaksam bunları yap. Return true. Buraya gelip metot çağıralım. Test notlar. Nasıl yazalım onu? Güzel bir aklımıza kalacak. Notları sil demişiz.
Test notlar oluştur. Pardon, test kategoriler oluştur. Aynı şekilde test notlar oluştur metotları çağırılsın. Bu metotlar şu an için yok. Şöyle şurada oluşturalım bunu. Şuraya gelelim. Private void test. Önce kategoriler notlarımız oluştur. Kategori oluşturalım daha kolay. Test kategoriler oluştur. Şimdi biz kategori ekliği burada yapıyorduk. Şuradaki değeri ifadeyi alıyorum. Burada bir for döngüsü oluşturup int i eşittir 0'dan i küçük olana kadar 20'ye i'yi bir arttıralım. 20 kere dönsün bu. 20 kere döndüğünde de benim 20 tane kategorim oluşmuş olacak. Bunu buraya dedikten sonra deneme kategori deyip şöyle bir diyez koyalım. Daha sonra da i değerini yazdıralım ki her biri birbirinden farklı olsun. Ve daha sonra da şu metot sayesinde content provider'a gidip bu değerler insert olsun arkadaşlar. Aynı şekilde geliyoruz. Private void test, bu sefer de notlarımızı oluşturacağız. Not oluşturma neredeydi? Not ekle diye bir metodum vardı. Bu metodu buradan alıyorum. Ve de buraya bir for döngüsü içine yazıyorum. Integer i eşittir 0'dan i küçük olana kadar 20'ye i'yi bir arttır. Content volume'umuz oluşmuş. Column not içerik yeni not eklendi yazmasın. Şöyle yazalım yine aynı şekilde. Diyez koyalım. Artı i. Yani yeni not 1, 0, 1, 2, 3, 4 diye gidecek. Hatta şurayı 1'den başlatalım. Küçük ve eşit yapalım. 0 olmaz. 20 tane değer olacak ama. Evet. Sıkıntı yok. Kategori ID'yi de ne yapalım? Her bir notu bir tane kategoriye atayalım. O yüzden de kategori ID'si de i olsun. İ eksiz bir yapmamız lazım. Neyse çok önemli değil ya o. Yapılıp yapılmadığı tarih bilgisi ve daha sonra da bir URI ile bunu yollamışız. Geriye de bir sonuç alıyoruz. Şimdi şöyle bir basalım bakalım ne oldu. Herhangi bir sıkıntı var mı? Şimdi buraya geldim. Test notlar. Önce kategori oluşturalım. Kategori oluştur dedim. Daha sonra da notlar oluştur dedim. Burada göstermelik herhangi bir şey yapmadığımız için şurada yine ne yapalım? Notları göster ve de kategorileri göster metotlarını çağıralım. Uygulamayı kapattım. Şu an 20 tane veri olması lazım içinde eğer bir hata yapmadıysak. Gördüğünüz gibi ID'leriyle beraber deneme kategori falan filan diye yazdı bunları. Evet, bunları birazdan kullanacağız. Umarım anlaşılmıştır ne yaptığımız. Basitçe daha önce yaptığımız metotları kendi isteğimize göre tekrardan düzenleyip kullandık. Bir sonraki derste artık arayüzümüze müdahale etmeye başlayacağız ve verilerimizi orada göstermeye çalışacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.